Alerjik rinitteki tedavi öncelikle birkaç farklı açıdan yaklaşmak gerekir buna. Bunlardan bir tanesi korunmak. Tıpta asıl olan şey aslında korunmaktır. Her zaman için, her hastalık için korunmaktır. Hani hastalığın ortaya çıkmamasını sağlamaktır. Ama bir takdirde hastalık ortaya çıktıysa da artık onu da tedavi etmek gerekir. Şimdi korurken nelere dikkat edelim? Soluduğumuz havanın kalitesini etkileyen her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunların başında ne geliyor? Hem ev içindeki hem ev dışındaki hava kirliliği geliyor. Hava kirliliğiyle kastımız bir sigara dumanı da olabilir, bir egzoz da olabilir. Ne bileyim işte inşaatlar çok yapılıyor şu günlerde, onunla ilgili tozlar olabilir. Ya da işte çok rutubetli bir ortamdasınızdır, oradan yayılan küf mantarları olabilir. Bunu kontrol etmemiz gerekir, edebildiğimiz kadarıyla. Şimdi o zaman ev içini konuşalım önce. Ev içinde bizim sağlıklı bir hava için istediğimiz şeyler şunlardır. Odanın, çocuğun uyuduğu odanın güneş alan bir oda olmasını isteriz. Sık sık havalandırılan, temiz hava sirkülasyonunun sağlandığı bir oda olmasını isteriz. Odada mümkün olduğu kadar çok fazla eşya olmasını isteriz. Sadece yatak olsun isteriz. Çocuk odaya yatmak için girsin, işi bitince çıksın isteriz. Yani bir yatak odası gibi kullanılsın isteriz. Çünkü oda ne kadar boş, ne kadar sade, ne kadar az kullanılıyorsa o odadaki hava o kadar temizdir. Ve gene yatak odası günün için, bir günü düşünürsek, özellikle büyük çocuklar, okula giden çocukları düşünürsek, uyuma dönemimizi düşünürsek en çok vakit geçirdiğimiz yer. Ve uykudaki solunan havada gene solunum yolu hastalıklarında çok önemli. Bu nedenle yatak odasına çok önem vermek gerekir. Solunum yolu alerjisi yapan etmenlerin başında ev tozu akarları gelir. Gözle görünmeyen küçük bunlar ev böcekleridir. Ve bu ev böceklerinin sevdiği şeylerin başında da rutubet ve sıcaklık, bir de yün ve tüy gibi, deri artıkları gibi organik şeyler gelir. Çünkü onlar bunları yiyerek büyürler. Dolayısıyla çocukların yatak odasını ne kadar boş tutarsak, yatak, yorgan, döşek, yastıkta ne kadar az yün ya da tüy olmazsa, ne kadar sık temizleyebilirsek yatak kılıflarını ve yattıkları odayı, o kadar çok bu ev tozlarından korumuş oluruz. Sigara dumanı çok önemli. Bütün annelerin, babaların dikkat etmesi gereken faktörlerin başında geliyor. Sadece alerjik çocukların değil. Çünkü çalışmalar şunu gösteriyor. Sigara dumanına maruz kalmak alerji ortaya çıkarabiliyor. Yani alerji aslında genetik bir hastalıktır. Genler çok önemlidir. Annenizde, babanızda ya da daha büyüklerinizdeki genlerdeki alerji size geçer. Ama sigara dumanı tek başına çok ciddi bir iritandır ve bu alerjilerin ortaya çıkması da önemli bir faktördür. O nedenle sigaraya dikkat çekmek isterim. Ve bunun yanı sıra kimyasallar, işte temizlik malzemeleri. Hepimiz artık temizlik hastası olduk. Ne kadar çok çamaşır suyu, ne kadar çok deterjan, o kadar iyi olduğunu düşünüyoruz. Ama her şeyde bir karar, bir denge lazım. Temizlik malzemelerinin, kimyasalların çoğu kesinlikle zarar. Mümkün olduğu kadar organik, mümkün olduğu kadar az, yettiği kadar kullanmak gerekir. Durulayabilirsek durulamamız gerekir deterjanlı alanları. Çünkü solunan her şey, yani burnumuzdan içeri giren, soluduğumuz havanın içine karışan her türlü iyi ya da kötü, parfümler de buna dahil, deodorantlar da buna dahil, bizim aslında solunum yollarımızın kalitesini, epitel düzeyindeki hücrelerin yapısını etkiliyorlar. Onun için temiz hava hepsinden en önemlisi.